Gezi Parkı davasında karar çıktı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Davada yargılanan 7 sanık da 18 yıl hapis cezası aldı. Gezi davasında karar çıktı. Tek tutuklu sanık Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bizim için bu tarihi önemli bir gündür. 4,5 yıldır süren Gezi davasının karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Kızıl Milyarder lakaplı Osman Kavala yargılandığı davayı suikast eğilimi olarak tanımladı. Delil olmayan delillerle hakkımda ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmesi gerçekçi de değildir, hukuki de değildir. Bu aynen ikinci iddianamedeki suçlar gibi yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmadı. Türkiye'nin demokratikleşmesini olumsuz etkileyen faktörler. Mücella yapıcının da aralarında olduğu tutuksuz yargılanan 7 sanıksa 18 yer yıl hapis cezası aldı. Evet arkadaşlar, koridora doğru devam edelim. Aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimler olan firari sanıklar içinse karar çıkmadı. Onların yargılanmaları yakalandıktan sonra devam edecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kavala kararı ile ilgili yurt dışından gelen açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. Amerika kendi hukuk sistemine baksın. Almanya kendi hukuk sistemine baksın. Herkes işine baksın. Türkiye'nin iç işlerine karışmak Amerika'ya da Almanya'ya da düşmez. Tabii dün akşam bu gelişmeyi son dakika gelişmesi olarak, sıcak gelişme olarak aktarmıştık sizlere, hatırlayacaksınız.